arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle miniklerimiz için çok güzel bir askılı şort çalışması yapacağız. Önümüzdeki güzel sıcak günlere uygun bir şort çalışması olacak. Şortumuz 0 yaş grubu 0-6 ay 8 aylık çocuklarımıza kilosuna göre değişebilir. Ölçüsüne bakalım 20 santim şu şekilde bel kısmının ölçüsü tabi açılabiliyor. Uzunluğuna bakalım hemen lastik kısmından uzunluğuna bakıyorum 18 santim uzunluğu şöyle gördüğümüz zaman bakınız 18 santimde uzunluğu alt basen bölümüne şu şekilde bakalım modelimiz tabii şöyle açılacaktır bezine göre de 26 santimde örgümüzün olduğu yerin genişliği. Evet şortumuzu örmek için bir tane ip kullandım. Bir tane ip kullandım yalnız ikinci ipim bu. İkinci ipimden de çok az kullandım çünkü dolgu yaptığım için ön kapak bölümünü ve askılarında e, onun için bir tane ipim gitti. Askanın bir tanesinde ikinci ipime başladım. Eğer e, dolgu olmaz ya da ipimizin metresi. Şöyle bakalım. 300 metre civarındaysa bakınız 250 metre olduğu için biraz yetmedi. 300 metresi bir tane ipten çok rahatlıkla çıkmakta. İplerimizdeki şu metre özelliğine bakalım. Hepsi 100 gram. Bakınız 250 metre bu. Birazcık çok az bir askıda sadece yetmedi. 300 metre ise çok rahatlıkla bu şortumuz bir tane ip kullanarak örebiliriz. Evet şortumuza hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Ama öncesinde şöyle çapraz arkasında görelim. Bakınız fıstık dolgularla askımızı çalıştık. Kenarda trabzanlarımız yine ön kapağımızı şu şekilde bir dolgu modeli uygulayarak da kapağımızı yaptık. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Şortumuzu örmek için etrofil marka ipimizi kullanıyoruz. İpimizi şu şekilde tanıyalım. 80043 numaralı renge sahip ipimiz. 100 gram 250 metre anti peeling özelliği var ve %100 akrilikten oluşmakta. İpimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanmaktayım. Eliniz neye alışkınsa çok sık örüyorsanız birazcık daha büyük numarayı tercih edebilirsiniz. İpimi içten çıkarıyorum ve zincirimi çekerek lastiğimi örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra zincirimi saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde biraz çekmeye devam edelim. Tam 90 tane zincirimi çektim. Şimdi ölçüsüne bakalım. şöyle düzeltiyorum ve ölçüyorum 38 santim diğer ucumuz bakınız bir burada şöyle çekecek olursam 38 santim olduğunu görüyoruz Evet düzelterek zincirimizi kapatalım ve yuvarlak bir şekilde örmeye başlayalım eğer beli büyük ve yaşı daha büyük çocuklarımız için öreceksek 100-110 olarak büyütelim. 1-2-3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve birer birer bakınız zincirlerimin içerisine sadece ikili trabzan olarak örüyorum. Lastiğimizi bu şekilde örmeye başlıyoruz. alıyorum bir katına ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Şöyle devam edelim. 90 tane trabzanımızı ördük. Şimdi birleştirme yerine beraber yapalım. 3 tane zincir çekerek birinci trabzanımıza başlamıştık. 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi alarak Diğer örmüş olduğum ilmeğimin üzerinden içinden geçiriyorum. Tekrar üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın zincirimizin üzerine zincirimizi çektik. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımı yandan giriyorum ikili trabzan olarak örüyorum şöyle yarımlamak istemiyorum ipimi bir tane yandan girdim tığımın başını doluyorum bir sonrakini ardından giriyorum trabzanımı ittiriyorum ve yine ikili trabzan şekliyle örüyorum tığımın başını doluyorum sıradakini yandan bir yandan bir arkadan trabzanlarımızı örerek lastik görüntüsünü oluşturuyoruz sıradaki trabzanımı ardından giriyorum bir sonrakini yandan sıradaki ardından yandan ve ardından bakın yandan dışa kabartı oluyor ardından aldıklarımız ise içeride çukur halinde kalıyor bakınız ardından şu şekilde alıyoruz ve sıramızı başlangıç yerimize kadar bir yandan bir ardından girerek trabzanlarımızı örerek en son zincirimi çektiğim yere kadar gelelim şortumuzun lastik kısmının ikinci sırasını örerek geldik bakınız şu şekilde en son zincirimizi çektiğimiz yere kadar geldim ve yandan girerek kabartılı ördük. Zincirimizin olduğu yer arkadan alınmış gibi düz içeride kalan kısım olacak. Şimdi zincirimin üzerine batıyorum. Hemen geçiyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra ilk trabzanımı yine dışa kabartılı olanları yandan örmeye başlıyorum. Bir sonrakini ardından Gördüğümüz gibi örüyoruz. Lastiğimizi biraz büyütüyoruz. Tekrar ardından yandan ardından olanı ardından şu şekilde girerek örelim. Üçüncü sıramızı da tamamlayalım. Üçüncü sıramızı da örerek geldim. En son birleştirme yerindeyim. Daha fazla örmek istemiyorum. Çünkü küçük çocuklarımız için ördüğümüz için çok kalın bir bel lastiği istemiyorum. Yalnız yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek bir ya da iki tane yani iki sıra daha ekleyelim. Lastiğimizi kapatarak modelimizi uygulamaya başlayalım. Bakın zincir çekerek ördüğümüz trabzanlarımızın üçüncü zincirin üzerine gelerek batıyorum. Bir, 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum aynı yere batıyorum tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane daha trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 tekrar saymaya başlıyorum 1 2 2 tane atlıyorum üçüncü trabzanımın içerisine gelerek batıyorum başını doluyorum bir trabzan ve bir tane zincir çekiyorum hemen yanındaki diğer trabzana batıyorum şu şekilde yanındaki trabzana battım Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın içerisine gelerek batıyorum. Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 tane zincir aynı yere tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanımın içerisine geliyorum. 2 tane atlayıp 3'e batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve yanındaki trabzana batıyorum ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve modelimize şöyle bakıyoruz. 2 tane atlayıp 3. trabzanımızın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan tekrar araya zincir çekmeden şu görmüş olduğumuz iki trabzandan olan grubumuzu trabzanımızın 2 tane atladıktan sonra üçüncüye batıyoruz bir trabzan bir zincir diğer trabzana batarak bir trabzan daha örüyoruz ve sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz bir tane daha birlikte çalışalım tığımın başını doluyorum 1 2 3 üç. üçüncüye batıyorum 1 3 2 tane zincir Aynı yere giriyorum, 3 trabzanımı örüyorum, 2 ve 3, tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 3.ye batıyorum, 1 trabzan, 1 zincir, hemen yanındaki trabzana da batıyorum ve bu şekilde sıramızı örerek tamamlayalım. Evet, modelimizi bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Hemen bu çiftli grubumuzu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakınız, 12 tane çiftli grubumuz var. Hemen burada bir tane atlayarak aynı yere yaptım. Bak, e, ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Modelimizi bu şekilde güzelce yerleştirdik. Bakınız, hiç problem olmaz. Eğer zincirinizde herhangi bir aksilik olacak, çift olmayacaksa, biraz şöyle geriye gelip biraz öne ya da biraz ileriye nasıl ayarlama yaparsanız çift olacak şekilde mutlaka ayarlama yapın. Burada bir tane trabzan öncesinde ya da sonrasında olması çok da önemli değil. Önemli olan e, model sayımızın yeterli ölçüde olması. Bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle aşağıyla ilgili herhangi bir sökme işlemini geçmiyoruz. Burada biraz geriye ya da ileriye nasıl denk geliyorsa o şekilde ayarlamalarımızı yapalım. Evet şimdi İkinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Modelimizde baklavalar birbirini sürekli takip edip kabartılı bir model olacaktı. Kabartılı model olacağı için ilk başlangıçtaki bakınız zincir çekmiştik 5 tane. Arkasından şu şekilde giriyorum bakın başını dolamadan. Arkasından giriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimi sadece altından geçirdim. Sadece altından geçirdim bakınız. Orada biraz puslanlı zannedersem yeniden yapalım. Bakınız ardından alıyorum. İlmeğimi alıp sadece şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan şöyle giriyorum. Dışa kabartılı bir şekilde olmasını sağlıyorum ve trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı şu an kabarttım ve onlarla birlikte aşağıdaki trabzanlarım da kabardı ve buradaki görmüş olduğum üç tane trabzanın olduğu yere araya zincir çekmeden yine giriyorum aynı grubumu örüyorum bir iki üç İki tane zincir aynı yere tekrar bir iki üç modelimizi burada Aşağıki sırada yaptığımızın aynı şekliyle örüyoruz. Sadece tek farkımız trabzanlarımızı yandan girerek kabartıyoruz. Araya bir tane zincir ve tekrar tığımın başında oluyorum. Diğer ikinci trabzanı da yandan girerek dışa doğru kabartılı bir biçimde örüyorum. Evet şimdi birinci modelimizin sağından ve solundan kabartıları yaptık. Birazcık daha birlikte ilerleyelim. Araya zincir çekmeden 3 trabzan 1 2 ve 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzanı örüyorum 1 2 ve 3 trabzanları ördükten sonra yandaki trabzanımızın hemen yandan dışa kabartıyorum bir tane zincirimi ilave ediyorum tekrar tığımın başında doluyorum. trabzanımı yandan girerek dışa doğru kabartıyorum Tığımın tekrar başını doluyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlı bölüme, arada zincir çekmeden geçiyorum. 2 ve 3. 2 tane zincir kendi içerisinde hemen 3 trabzanımı da örüyorum ve 3. Diğer tekli grubumu örmek için hemen tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum, kabartıyorum bir tane zincir kendi aralarında bakın diğer kabartıyı da yandan girerek yapıyorum ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar örelim bu sırada tek dikkat etmemiz gereken nokta iki tane trabzan bir zincir ördüğümüz kısmı yandan girerek örelim diğer trabzanlarımızı aynı şekilde ikinci iki zincirimizin olduğu yere örelim ve başta görüşelim ikinci sıramızı örerek tamamladık ikinci sıramızda sadece Aşağıdaki görmüş olduğumuz iki tane trabzan bir zincir olan bölümleri yandan kabartarak aldık. Diğer kısımları aynı şekilde ördük. Şimdi üçüncü sıramızı başlıyoruz. Üçüncü sıramıza biraz önceki sıramızda geçişimizi yaptığımız gibi yapıyoruz. Arkadan şu şekilde giriyoruz. Sadece ilmeğimizi alıyoruz ve zincirimizi çekmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Bakın trabzanımı kabarttım. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincirin içerisine giriyorum. Bir trabzan ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı ilave ediyorum. Bir ve iki zincir çekiyorum. Aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Bakınız burada iki tane kabartılının arasına girdik. Kabartımızı yaptıktan sonra iki trabzan ördüm. İki zincir çektim. Tekrar iki tane trabzanımı bu bir zincirin içerisine ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer dıştaki kabartı olan kısma giriyorum ve bunu da örüyorum. Bir kabartı, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Tekrar bir kabartıyla e, bu kısmı tamamlıyorum. Şimdi görmüş olduğum 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlık bölümümüz vardı. Oraya hemen geçişimi yapıyorum. Bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bakınız trabzanla bir zincirlerimizin yerlerini değiştirdik. Şimdi buraya ördüm. Bu şekilde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde. Tığımın başını doluyorum. Hemen kabartımı yandan girerek örüyorum. Bir tane kabartımı ördüm. Araya giriyorum. 2 trabzan 1 ve 2. 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Aynı yuvaya girerek bir, iki tane daha trabzanım örüyorum. İkinci trabzanım ve kenardaki kabartıyı da yine yandan girerek örüyorum. İki kabartımızın arasına iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı yerleştirdik. Şimdi araya zincir çekmeden buradaki üç trabzanlı bölümümüzün arasındaki zincire giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz bakınız buradaki kabartılarımız modelimiz tamamlanana kadar devam edecek kabartılarımız almayı unutmayalım 3 trabzanlarımızın olduğu yere bir trabzan bir zincir bir trabzan kabartımızı örüyoruz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tekrar diğer kabartımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz modelimizin üçüncü sırasını örerek geldik şöyle bakalım iki tane trabzanımızı bir zincirimiz ördük. Kabartmalarımızın arasına iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük ve bütün sıramızı tamamladık. Şimdi başlangıç yerindeyiz. 3 trabzanımın üzerine bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı ördüm. Şimdi geçişimizi yap yapalım. Yine aynı şekilde bakınız tığımın başını dolamadan yandan giriyorum. Alıyorum. 1 2 3 ve 4 çekelim ilk başlangıç olduğu için 4 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum araya giriyorum bakınız bu kabartımı ördüm bu şekilde hemen araya giriyorum 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 3 trabzanımı ördüm 1 2 zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. Buradaki kabartmayı yine örmeyi ihmal etmiyorum. Görmüş olduğum bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı atlayarak bakın, sadece bir zincir çektim. Oraya herhangi bir şekilde batmıyorum. Tığımın başını doluyorum ve diğer kabartmama yandan giriyorum. Hemen örüyorum. Buradaki sadece üzerine bir zincir çekerek geçiş yaptık. Başka herhangi bir şekilde batmıyoruz. Tığımın başını dolayarak 3 trabzan, 1. 2 ve 3. 2 tane zincir. Yine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Sol taraftaki kabartmamızı da ördükten sonra bu modelimizi gösteren en önemli unsur kabartmalarımız. Lütfen kabartmalarımızı unutmayalım, atlamayalım. Kabartmamı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer grubun kabartısını örüyorum ve 3 tane trabzan 1 2 3 2 zincir aynı yuvanın içerisine 1 2 ve 3 tekrar soldaki kabartıyı alıyorum bir tane zincir çektikten sonra buradaki grubumuzu atlayarak tığımın başını doluyorum. Diğer kabartıyla grubuma geçiyorum ve bu sıramızı bu şekilde örerek ilerleyelim bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan sağda ve solda kabartılarımız var arada bir tane zincir tekrar sağda kabartı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan soldaki kabartımız ve modelimizi bu şekilde tamamlayalım Evet sıramızı sonuna kadar aynı şekilde örerek geldik. Bakınız kabartılarımızı, trabzanlarımızı arada bir zincirimizi unutmadan ilerleyerek geldik ve en son yerdeğim bir zincirimi çektim. Başlangıcımı yapıyorum. Başlangıcımı yine ardından giriyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 2 tane zincir 3 trabzan 1, 2 ve 3 Tığımın başını doluyorum. 3 trabzanımdan sonra yandaki kabartımı alarak örüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Hemen diğer kabartımı örüyorum. Bakınız trabzanda bir sonraki trabzan grubumuz için yuvamızı hazırladık tığımızın başını dolayalım araya zincir çekmeden 3 trabzan 2 3 2 zincir 3 trabzanımızı öreyelim 1 2 ve 3 hemen yandaki kabartımı alıyorum sol taraftaki araya bir tane zincir çekip diğer grubun sağ tarafındaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ortaya geçerek üç tane trabzanlı grubumu örmeye başlıyorum. Bir aşağıdaki yapmış olduğumuz sıranın hemen hemen aynısını örerek başa kadar devam edelim. 3 tane sıramızı örerek tamamladık. Bu görmüş olduğumuz açılan dilimimizi. İlk başlangıçta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örmüştük. 2. ve 3. sıralarında ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak her iki sıramızı da tamamladık. Şimdi bu bölümü kapatıp yeni bölümümüze başlıyoruz. Baklava dilimlerimizi oluşturmak için. Bir tane zincirimi çektim. Yine zincirimin ardından giriyorum. Şu şekilde örüyorum. Arada bir tane zincirimizi de unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Şimdi tığımın başına bir tane doluyorum. Ortaya girerek örmeye başlıyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tığımın başını doluyorum. Yandan kabartımı örüyorum. Tıpkı alt sırada ilk geçişte yaptığımız gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı bu araya örüyoruz. Bir ve iki. İki zincirimi de çektikten sonra iki trabzanımı daha ilave ediyorum. Bakınız geniş yerlerimizin yerini değiştiriyoruz. Kenardaki kabartılı trabzanımı örüyorum. Ve bakınız genişleyecek yerim tekrar burası oluyor. Bu kısmı darlaştıracağız. Hemen tığımın başını doluyorum. Arada zincir çekmeden bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Kabartımı örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Buradaki bir trabzan bir zincir bir trabzan olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra iki trabzan daha ilave ediyorum. Yeni açılacak baklava dilimimizi buradan itibaren başlatmış oluyoruz. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ördükten sonra yandaki kabartımı da örüyorum 3 trabzanımın olduğu yere zincir çekmeden geliyorum 1 trabzan 1 zincir 1 trabzanımı örüyorum tekrar sol taraftaki kabartımı ördükten sonra trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum bakınız bu şekilde örmeye devam edelim baklavamızın biri kapanırken bir değeri açılıyor bu kabartılar hep takip ediyor ama bakınız kabartılarımız hiç değişmiyor sadece trabzanlarımızın yerleri ve sayısı değişiyor sıramızı sonuna kadar örerek tamamlayalım sıramızın sonuna doğru örerek geldim bakınız bir trabzan bir zincir bir trabzanımı geniş yerde ördüm şimdi başlangıç için yapmış olduğumuz zincirimizin olduğu yerdeyiz hemen bakınız Buradaki en son aramıza da iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı kabartmamı yaptıktan sonra örmeye başlıyorum. Bakınız burayı lütfen e, dikkat edelim. Hemen geçip burada modelimizin azalmasına izin vermeyelim. Çünkü geçişte buraya e, düz geçmeye müsait bir yer. Hemen kabartmamı yaptım. İki tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra aynı yere bir ve 2 modelimi kuruyorum ve başlangıçtaki zincirimin ardından giriyorum kabartmamı da yapmış oluyorum bu şekilde 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve örmeye devam ediyorum bakınız buradan direkt hiç yokmuş muamelesi yapıyoruz buraya 4 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum geçiyorum yandaki kabartımı örmeye ve araya giriyorum hemen 3 tane Trabzanımı ölüyorum. Tıpkı aşağıda kurmuş olduğumuz şuradaki sıramızın aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi ikinci sırasındayız. İki defa üç sıra, üç tane trabzan, iki zincir, üç e, trabzanımızı iki sıra olarak öreceğiz ve e, bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi biraz örelim birlikte hiç e, karışıklığa izin vermeden. 2 ve 3. İki zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Tığımın başını doluyorum. Hemen devam ede gelen kabartımı alıyorum. Örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar yandaki kabartımı örüyorum ve araya girerek 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan grubunu örüyorum ve sıra başına kadar ilerliyorum Şöyle görelim. Bakınız grubun birini kapatırken birisini açarak dolduruyoruz. Evet ben bir sıramızı daha örerek geldim. Çünkü aynı işlemlerimizi yapıyorduk. Bakınız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan. Şimdi dilimlerimizin geniş yerleriyle dar yerlerini e, değiştiriyoruz. Bir tanesini kapatırken bir tanesini açma sıramıza geldik. E, Yine diğerlerinde yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edeceğiz. Şimdi geçişi birlikte yapalım. Daha sonra birazcık büyütelim ve sonrasında görüşelim. Evet 4 tane zincirimizin olduğu yere şu şekilde arkadan geliyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Bakınız bir tanesini kapatırken bir tanesini açıyoruz. Şu şekilde bakın. Şimdi buraya sadece bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaparak kapatma kısmına geçiyoruz. Diğer bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olan yere ise iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız örüyoruz. Bu kısmı genişletip diğer kısmı daraltıyoruz. Evet hemen örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk kabartımı alıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Daralmaya geçtiğim için hemen üç trabzanın içerisine bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki dilimimizin kabartmasını yapıyoruz. Tekrar başını doluyorum. Kabartmaya girdiğimiz için şuradaki bir tane zincirin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı hemen örmeye başlıyorum ve bu sırada bu dilimimi genişletiyorum. 2 zincir. bir yarımladım ipimi yarımlamak istemiyorum. Farkında olmadan bazen kaçırabiliyoruz ama farkındaysak mutlaka geri dönüşümüzü yapalım. Kabartımı alıyorum. Bakın modelimi buradan genişletmeye başladım. Yanındakini daraltıyorum. Biri genişlerken biri daralacak. Tığımın başında oluyorum. Hemen bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzan. Evet diğer sıralarda yapmış olduğumuz işlemlerimizi üçüncü kez bakınız tekrar kuruyoruz ve biraz büyütelim. Sonrasında görüşelim. Şortumuzu baklava dilimlerimizi örerek büyüttük. Bakınız bütün kabartmalarımızın biri açılırken biri kapandı ve tamamladık. Aşağı kısımdan yukarıya doğru sayalım. 1 2 3. Diğer taraftan sayıyorum. 1 2 ve üçüncüye başladık, kapadık. Şimdi ölçümüzü alalım tam uç kısmından lastik kısmına kadar 16 buçuk santim olduğunu görüyorum ve şöyle baktığımızda iki tane işaretim var bu iki tane işaretimizi 12 tane çift olarak trabzanlarımızı şu şekilde başlamıştık 5 tanesini bacağımızın bir tarafına 5 tanesini ise bir tarafına ayırıyoruz altıncıları ise karşılıklı gelecek şekilde birbirine birleştireceğiz 5 Sol bacağımızda 5 de sağ bacağımızda olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle yine de bir saymak istiyorum. Bakınız bir tane işaretimi görüyoruz. Bunu saymıyorum. Diğer işarete kadar sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. da işaretim var. Bakın diğeri de aynı şekilde bunu saymadan yine sayalım. 1, 2, 3. 4, 5. Altıncı da işaretimiz. Yani tam ortalayarak e, örgümüzü şimdi ara işlemlerini, bacak arası işlemini yapmaya başlayalım. Sonrasında kenarına lastiklerimizi örerek bacağımızı tamamlayalım. Giriyorum. Bir tane düğüm atmıştım tığıma. Birleştiriyorum. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. Bir tane daha ilave edelim. 8 olsun. 8 zincirimizi ilave ettikten sonra karşıdaki ayraçlı olan yerimizin tam 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olan kısmının zincir olan bölümüne giriyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum. 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Hemen örgümüzü örmeye başlayalım. Trabzanlarımın üzerine birer birer trabzanla örüyorum. Bakınız iki tane trabzanım vardı. Hemen iki trabzanımı ördüm. Aradaki geçiş trabzanım vardı. Onu da örüyorum. Kabartma trabzanımı. Bakınız şuradaki trabzanlarımı ördükten sonra diğer iki tane trabzanım ve aradaki bir zincir çekmiş olduğum bölümüm vardı. Trabzanımın üzerine batıyorum. Aradaki bir zincirin olduğu yere yine bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle bakın. Ve yine bir trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve diğer trabzanıma geçiyorum. Kabartı olarak yapmıştık. Bakınız şu şekilde. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bir, bakın iki, üç. İki zincirimin olduğu yere yine bir tane trabzan örüyorum. İki örmüyorum, bir örüyorum. Diğer trabzanlarımı da yine üzerlerine birer trabzan örerek başlangıç noktama kadar geliyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan olduğu yerdeyim bir zincirin olduğu yeri bir trabzan trabzanımıza da ve devam edelim bütün trabzanlarımızı örerek sıramızın başına kadar gelelim bu uçtan başladığımız trabzanları örerek geldim bakın 8 tane zincir çekmiştik 2 4 6 8 8'ini de ördüm şimdi başlangıç yerimize tekrar geliyoruz. Bakınız 3 tane zincir çekmiştim. Hemen 3 zincirin tepesine bacağımızın arasına ördüğümüz trabzanlardan hemen geçişimizi yapıyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bel kısmında yaptığımız lastik işlemini paçalarımızda da yapıyoruz. Bir yandan bir arkadan giriyorum trabzanlarımı örüyorum. Bir yandan, bir arkadan, bir yandan, arkadan, başlangıç yerimize kadar bacak arasındaki zincirlerimizin üzerine yapmış olduğumuz trabzanlar da dahil olmak üzere hepsini bu şekilde örerek tamamlayalım. Şöyle görelim. Bakınız bir yandan bir arkadan örerek lastiğimizi bitirelim. Tekrar ikinci sıramızda da en son trabzanın üzerindeyiz. Başlangıç yerimize geldik. Zincir çekerek ördüğümüz trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Dıştan örmeye başlıyorum. Her trabzanımın üzerine bir tane sık iğne batarak ilerliyorum. Başlangıcımıza kadar sık iğnelerimizi örerek geldim. Başlangıcımın İlk sık iğnenin olduğu yere gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Diğer paçamız için aynı işlevimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Şu şekilde görelim. Bakınız bir tanesini paçamızın tamamladık. Şöyle görelim. Diğer paçamızı da hemen örmeye başlayalım. İpime bir tane zincirimi çekiyorum bu zincirimle düğüm atmış oluyorum ve başlıyorum bir sıra bakın hemen zincirimin 8 tane zincirimin yanındaki ilk trabzana batıyorum 1 2 3 ve birer birer trabzanlarımı örüyorum bakın bunu dıştan örüyoruz araya bir tane trabzanıma bir tane ve devam ediyorum. Diğer trabzanıma bir tane şu şekilde trabzanlarımın hepsine birer birer trabzanlarım örüyorum. İki zincir olan artış yerine ise yine bir tane örüyorum. Bir önceki sıramızda yani paçamızda yapmış olduğumuz gibi bütün trabzanlarımızın birinci sırasını örelim. İkinci sırasında lastik örgüsüyle bir arkadan bir yandan örmeye devam edelim. Evet paçamızdan buradan başlamış olduğumuz trabzanlarımızı kenarlarına dolaşarak örerek geldim ilk sıramızı. Paçamızın arasındaki 8 trabzanımızın olduğu yerdeyiz ve örmeye başlıyoruz. Sırası ile birer birer trabzanlarımızı yerleştirelim. Ve bacak aramızdan başlangıç yerimize doğru ilerleyelim. Evet trabzanımızı örüyorum. Ve trabzanlarımızın tamamladıktan sonra sayımızı hemen şu araya da geçişimizi yumuşatmak için bir tane trabzan örelim. Boşluk olmasın. 3 tane zincirimi çektiğim yere gelip batıyorum ve tekrar 1 2 3 tane zincirimizde lastiğimizi örmeye başlayalım şöyle bakalım bakınız bacak aramızı birinci trabzan sırası ördük bir tane daha üstünü öreceğiz burası birazcık daha kalınlaşacak şimdi şuradan zincirimi çektiğim yerden tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi bir yandan bir arkadan alarak örmeye başlayalım ve bacak aramızı da genişletelim şimdi alıyorum 3 tane zincirimi ve başlıyorum. Yandan girelim. İlk nasıl belirlersek o şekilde devam ediyor. Sonra ardından bir tanesini yandan ve üzerine de tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi bir sırada sık iğnemizi yapalım. Bacak aramızı bitirelim. Evet şortumuzun her iki paçasını yaptık. Bacak arasında güzelce çalıştık. Kenarına da bir sıra sık iğnemizi ördükten sonra önünün askı bölümünü çalışmaya başlayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beşer tane trabzan sadece kabartıları saydık içteki çukurları saymadık sağına ve soluna ayırdık şimdi aradaki trabzanlarımızı örmeye başlayarak modelimizi uygulayalım Hemen işaretimi taktığım yerden örmeye başlıyorum. İçteki trabzanıma giriyorum. 1, 2, 3. Düz trabzan şeklinde birinci sıramızı örüyorum. Kabartılı trabzanımdan örüyorum. İçteki trabzanımın tepesine batıyorum. Birer birer bütün trabzanlarımı işaretli yerime kadar örerek ilerliyorum. Bakın şu şekilde başladım. Hem kabartılıları alıyorum hem içtekini kabartılı içteki kabartılı trabzanımı örüyorum. Diğer işaretime kadar dümdüz örerek gelelim. İşaretime kadar trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine bir tane sık iğne batıyorum. Ve sık iğneler yaparak diğer uç kısma kadar ilerliyorum. Sadece sık iğne bakınız. Evet başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet uç noktaya kadar sık iğnelerimizi yaparak geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın şu şekilde işlemimizi yaptık. Şimdi ikinci trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı örmeden alttaki trabzana geçiyorum. Bakın sık iğnenin içine batmıyorum. Üçüncü trabzanın ana gövdeden giriyorum. 1 başını doluyorum. 2 ve başını doluyorum. 3 defa alıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar örmeye devam edelim. Bakınız hemen tam arkasındaki yere batmıyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. 4. trabzanımın hemen ana gövdeden giriyorum. 1 2 ve 3 3 defa alıyorum çekiyorum ve kapatıyorum tığımın başını doluyorum hemen arkadaki bakınız kendi üzerindeki devam eden sık iğneme batmıyorum bir sonraki trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm Dördüncü trabzanımı yan gövdeden giriyorum. Bir, iki, üç. Çekiyorum, kapatıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum Hemen ardındakini değil yanındakine batıyorum. Ve üç tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde uca kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 2 tane trabzan ördüm. 3.'üye bakınız. Şu şekilde dolgularımı yaparak hepsini birlikte çekmiştim. 1 2 3 4 5 6. Yine son bir tane trabzanımı ördüm ve en sonuncu trabzanımı örüyorum. Şöyle güzelce alalım. Evet. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum bakın birinci trabzanımızı zincir olarak ördük. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum üçüncü trabzan olarak ise bakınız toplu dolgumuzu aldığımız yerdeki şu kısma batıyoruz bakınız tam dolgumuzu kapadığımız boşluğumuza çünkü arkasını örmemiştik ve 3 tane trabzanımızı aradan örüyoruz 1 2 ve 3 Dördüncü olarak toplu kapadığımız yerdeki bakınız grubumuzun üzerine batarak dördüncü trabzanımı oradan çıkarıyorum ve aradaki üç trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Dördüncü yine kapadığım yerden itibaren örüyorum. Şöyle bakınız kapadığımız yerdeki ilmeğe giriyoruz. Boşluğa ve trabzanımızı buradan çıkarıyoruz 3 trabzan 1 2 3 yine boşluğa bakınız şöyle görülmekte atlamıştık burayı tepeye batıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz uç noktaya kadar örerek geldim en son trabzanımın üzerine batarak örüyorum bir tane trabzanım ördükten sonra sıramı tamamlıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Ve başlıyorum. Örmeye bakınız. İkinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Çekmiş olduğum ikinci iki zinciri. Tığımın başını doluyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere alt sırada toplu olarak aldığım yere yandan giriyorum. Ve uzatıyorum. Bir uzatıyorum 2 uzatıyorum 3 ve çekiyorum ikinci bir kez kapatıyorum hemen arkasındaki olan kendi sırasını atlıyorum bir sonraki sıraya batıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane sık iğnemi ördükten sonra tığımın başını doluyorum yine aşağıdaki görmüş olduğumuz bu kabartılı dolgumuzun ardından girerek 1 2 3 çekiyorum ikinci kez çekerek kapatıyorum ve hemen ardındakine batmıyorum bir sonrakine batıyorum 1 2 3 aradaki 3 trabzanımızın üzerine 3 sık iğnemizi örerek sıramızın başına kadar örelim ve sıralarımızı birkaç sıra daha aynı bu şekilde örerek tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane dolgulu grubumuzu ördükten sonra şimdi sık iğnemizi yaparak geri döneceğiz. Burasını son sıram olarak kullanacağım için aynı zamanda 2 tane iliğimi de açmak istiyorum bir bu tarafa biri de diğer kenara iki tane iliğimizi açalım arada sadece sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim en son bakınız ördükten sonra bir iki iki tane zincirimi çekiyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ikinci trabzanımın üzerine battıktan sonra bakınız hemen üçüncü trabzanımı da örüyorum bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum bir iki iki atlayıp üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde kullanacağınız düğmenin iriliğine göre buradaki zincir sayısını fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Sadece zincir olarak bırakacağım. Şu kadar bakınız bayağı da yani yeterli bir ölçü ama çok iri kullanmak istiyorsanız birazcık daha zincir çekebilirsiniz. Bir ya da iki defa daha ilave edelim. Devam edelim birer birer. Sık iğnelerimizi diğer uç noktaya kadar aradaki sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim. Sık iğnelerimizi örerek ilerledim. Şimdi ikinci iliğimi açmak için uygun noktaya geldim. Zincirlerimi çekiyorum. Hemen atlıyorum. Bakınız düzgün olsun. Bir tane zincirimizi çekelim. İpimizi keselim yapmış olduğumuz işlemimize bakalım iki tane iliğimizin bir tanesini sağ tarafa bir tanesini sol tarafa açtık ve arada sadece sık iğnelerimizi örerek ilerledik Evet şimdi askılarımızı örmek için işaretlerimi ayarladım bakınız askımızın tam arkasındaki Kenar kısımlara gelecek yerlerimize bakınız bir tane ayraç ve bir tane ayraç koydum. Tabi e, dilediğiniz yaş grubu için örebileceğiniz için büyüklerimiz için ona göre buradaki sayılar çok da önemli değil. Önemli olan buradaki e, ön kapağımızın arkasıyla uyumlu olması ve tabi en uca değil ya da e, çok yakın bir şekilde değil. Dengeli bir şekilde iki farklı askı olarak çalışacağız, çapraz olarak devam edecek. Tabi dilerseniz düz olarak da takarsınız ama düz omuzdan çok sık düşmekte. Şimdi mavi ayıracımı taktığım yerden örerek diğer tarafa doğru ilerleyeceğim. Sonrasında aynı işlemi kırmızıdan bu tarafa doğru iç tarafa doğru örmeye başlıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum, mavi ayıracımın olduğu yere giriyorum başlıyorum. Trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanın üzerine battım. 2 tane trabzan ördüm. Ortadaki bakınız bir sonraki trabzanın üzerine başını dolayarak geldim. Bir fıstık yapıyoruz burada. Öndeki kabartılarımıza uyumlu olması için askılarımızda fıstık kullanmak istiyoruz. 2 ve 3. 3 defa fıstığımı doladım çektim ve kapadım bir iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar bir iki üç Dilerseniz şu şekilde de çekip kapatabilirsiniz Evet tığımın başını doluyorum hemen bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir sonraki trabzanıma da batarak bir ikili trabzan daha oluşturuyorum. Burada yapmak istediğimiz işlem iki tane sağda ve solda trabzan ortada ise bir çift şu şekilde fıstığımız. ve devam edelim ikinci sıramıza. Daha hala bir, birinci ipimizi kullanmaktayız. Bakınız. 1, 2, 3 çeviriyorum. İkinci trabzanı örüyorum. Ortaya gelerek batıyorum. 1, 2, 3 3 tane fıstığım çekiyorum kapatıyorum 1 2 aynı yere bir fıstık daha ipimi yarımladım 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum hemen diğer iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 başlıyorum 1 2 3 çeviriyorum bu şekilde iki trabzan, iki fıstık, iki trabzan şekliyle istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1, 2. Araya giriyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü de çektikten sonra kapatıyorum. İki tane trabzanımı 1 2 Evet bu şekilde biraz uzatalım. Askımızın bir tanesini örerek tamamladım. İkinci askıma da aynı şekilde işaretimden başladım ve örmeye devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 33 tane sıramız fıstık sırası yeterli oldu. Şimdi en son sıramızı düz trabzan olarak örüyorum. Fıstığın içerisine bir tane İki tane zincirimin içerisine bir trabzan, diğer fıstığımın üzerine bir trabzan ve kenardaki iki trabzanlarımı da birer birer örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra makasımla kesiyorum ve ben bu askım için ikinci ipime geçtim. Eğer e, ipiniz 250 metre ise 250 metre ise bir tane askımız için yetmedi fıstık dolgusu yaptık önümüzde dolgu olduğu için ama 350 metre ya da 330-340 metre iplerden bir taneden çok rahatlıkla çıkmakta bu metrajı biraz az olduğu için e, ikinciyi sadece askı kısmında geçtim onu da tekrar hatırlatmak isterim Evet şimdi düğmemizi dikelim ipimi içeriye çektikten sonra bakınız düz kısmı şöyle gelmekte düğümün burada olması gerekmekte şöyle kedili bir düğme dikmek istiyorum yukarıya yakın bir yere dikelim asılmasın. Evet düğmemizi şöyle yukarıya doğru fıstığımızın olduğu yere doğru dikersek çok daha güzel olur askımız çekildiğinde altta tutacak bölümümüz Olur. O yüzden düğmemizi şöyle yerleştirelim ve hemen dikelim. Evet, düğmelerimizi de diktikten sonra bakınız yapmış olduğumuz iliklerimize de taktık. Çok güzel bir askılı şort çalışması oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şu şekilde arkasına da bakalım. Bakınız arkasında çapraz askı yöntemiyle ayarladık. Her ikisini Kaç yaş grubu için örerseniz, ona göre askılarımızı da uzatırsanız çok güzel olur. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.